Öğleden sonraki program Mahire Eynel İlköğretim Okulu öğrencilerinin halk oyunlarıyla başladı. Hasan Yılmaz konseri sırasında sahne etrafında büyük bir kalabalık oluştu. Sanatçının okuduğu türküler izleyenleri coşturdu. Zaman zaman yağan sağanak yağmur programlara ara verilmesine yol açtı. Konserleri izleyenler yağmur artınca kıl çadırlara toplanarak yağmurun geçmesini beklediler. Program aralarında Yörük Derneği yararına satılan şapkaların üzerindeki numaralarla hediye çekilişleri yapıldı. Banaz Belediye Başkanı Tahsin Erdem mikrofonlarımıza yaptığı özel açıklamada Banaz'ın Anadolu'da yörük kültürünün yaşatıldığı önemli bir merkez olduğu bilgisini verdi. Banaz ilçemizin iki beldesi 45 köyü var. Bu köylerimizin büyük çoğunluğu da Türkmen yörük kültüründen gelen insanlarımızla dolu. Nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu oradan geliyor. Biliyorsunuz yörükler hayvancılıkla, tarımla, göçebe geçinen büyük ömürlerin büyük bir bölümünü yaylalarda, yaylaklarda, dağlarda koyun, hayvan otlatmakla geçinen kişilerdir. Bizim Banaz'ımızın bu özelliği var. Banaz Belediyesi de mütevazi bütçesiyle gerekli katkıyı koymuştur. Her türlü imkanı sağlamaya çalışmıştır. Sel sanatçılarının getirilmesinden, ulaşımında, yolların itfaiye araçlarımızda sulanmasında, yani tozu kalkmaması ve bir takım etkinlikleri burada belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları olarak hep beraber görev aldık. Konserler dizisinde sıra ses sanatçısı Ali Çakar'a geldiğinde izleyiciler yağan yağmura rağmen coşkulu bir konser izlediler. Sevdiğim iki gözüm ellere Yörükbeyliği için Eski Bey Mehmet Uğuz ve Mehmet Turgut birlikte aday oldular. Açık artırma usulü yapılan seçimin ardından 11 bin Türk lirası ile Mehmet Turgut beyliği kazandı. 6500. 6500 dedi, alkışlar mıyız?
tane Mehmet Bey'e soruyorum. İki tane Mehmet Bey var. 11. 11 dedi yine. Evet. Avukat Mehmet abimiz de 11 dedi. Siz ne diyorsunuz? Ben şu anda ben Mehmet Uzu olduğum için, karşımdaki adayı da Mehmet abi olduğu için, bu iş Mehmetler yürüttüğü için, beylikte devamlı Mehmetler'de olduğu için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yaylamızda, Özehir Yaylası'nda yapılmayı üzere burada tebrik ediyorum. Allah razı olsun. İstanbul gibi yerden gelip de Yörük Beyliğine haves eden, Yörük Beyliğini yürüttüğü yürütme isteyen, bu derneği yürütme isteyenlere Allah daha da çok güç ve iman versin. Sevgili hemşehrilerim, en iyi Yörük Bey'i seçtiğiniz için bu derneği, bu şenliği daha üst seviyelere getireceğiz. 8 yıldır çok iyi gidiyor ama daha güzeli, daha iyisi olacak bundan sonra. Sizler çok daha güzel şeylere layıksınız. Bana bu görev verildi. Ben bu Yörük Beyliğine talip olan değilim. Yörük Bey'i seçmeseniz de ben bu görevi zaten yapıyorum. Ancak dün yönetim beni bu göreve aday gösterdi. Ben de dedim ki ben görevden kaçmıyorum. Görev verilirse yaparım dedim. Ve bu bir görevdir. Bu görevi şerefiyle, şanıyla taşıyacağım. Benden sonraki gelen kişilere de devredeceğim. Şimdiden hepimize hayırlı olsun diyorum. Ben başkanımızı ne kadar alkışlasam, yeni Yörük Bey'imizi ne kadar alkışlasak az diyorum. Şenlikte eski dernek başkanı Mustafa Şahin'e şimdiye kadar yaptığı gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi. Ses sanatçısı Fatma Kadıoğlu türküleriyle izleyenleri coşturdu. Kurban olamam sana gülüm, gel desteği bizden doğdun. Al fadimem yanakları, paraz beraber söyleyelim mi? Bir şenliğin diğer bir etkinliği ise Yörük Güzeli seçimiydi. Birbirinden güzel kızlar arasında bir seçim yapılamadı. Gönül güzellikleri, dış güzelliklerine yansıyan tüm kızlarımız Yörük Güzeli seçildi. Evet, o güzel alkışlarınızda bu kızların hepsi birinci bu sene. Tamam mı? Bu kızların hepsini birinci ilan ediyorum. İyi ki varsınız. Program aralarında yapılan çekilişlerde izleyicilere hediyeler dağıtıldı. Oo, 2000 numara, 2000. Sahibi burada mı 2000 numaranın? Günün en heyecanlı etkinliği şüphesiz cirit müsabakasıydı. Gösteri amaçlı sahaya çıkan ekipler Atasporumuz Cirit'in tüm güzelliklerini sergilediler. Hasan! Eyvah! Hadi! Serkan! Serkan! Hadi lan! Yakaladı! Şenliklerin sonuna gelindiğinde yerel sanatçıların çaldığı türküler eşliğinde oyunlar oynandı. Yörük Obaları program yapımcısı Ramazan Kıvrak, tek başına oynadığı zeybek oyununda kıvrak hareketleriyle izleyenlerden çok alkış aldı. Thank you.
Şenliklere katkıda bulunanlara teşekkür plaketleri verilmesiyle son buldu. İzleyicisini kültürün izinde ve hayatın içinde yolculuklara çıkaran bizim festivalin Banaz Yörük Şenliğini anlatan bölümü burada sona eriyor. Başka bir festivalde ya da bir başka şenlikte buluşuncaya kadar esen kalın, hep şen kalın. Maşallah. Go!